Herkese merhabalar. Umarım hepiniz keyifli ve mutlusunuzdur. Ben şu an inanın çok heyecanlıyım. Bu akşam İran'a bir uçuşum var. İlk defa farklı bir coğrafyaya tek başıma seyahat ediyor olacağım. Öncelikle şu an havaalanında bekliyorum dediğim gibi. Normalde geçen hafta havayolu firmasını aramıştım. PCR testi istenip istenmediği ile ilgili. Normalde ben çift doz aşımı olmuştum. Ama bugün öğrendim ki test mutlaka ki isteniyormuş. Apar topar erkenden havaalanına gelmek zorunda kaldım. Sabiha Gökçen'de PCR testi yapabileceğiniz bir alan var. 250 TL'ye testi yapıyorlar. 1,5-2 saat gibi bir sürede de çıkıyormuş. Şu an bekliyorum ve oldukça heyecanlıyım. Umarım herhangi bir sorun olmadan gidiyor olabilirim. Siz yine de videonun devamını seyredin. Kalanları da size aktarıyor olacağım. Once again, the courses are for early dinosaurs. Vallahi bir taksiciyle anlaştım. Beni 10 dolara kalacağım yere götürecek. Şimdi gidiyoruz bakalım. İmam Hümeyn. Günaydın. Ben şu an kahvaltı yapıyorum. Dün Tahran'a geldim. Gece indiğim için internetim de yoktu. Havaalanında çok az internete sahip olabildim. O yüzden çok bir şey anlatıp paylaşamadım sizinle. Çok kısaca hani bahsetmiş olayım size. Benim yanımda yüzlük dolarlar vardı. 20 dolar bozdurmak istedim ama 20 doları bozmadılar orada. Mecburen de 100 doların tamamını bozdurmak zorunda kaldım. 1 doları 26.500 riyale bozuyorlar. Bu arada hala riyalle tümenin ayrımını çok anlayamadım. Anladığım kadarıyla riyalde bir sıfır fazla tümen söylenildiğinde de bir sıfır az konuşuyorlar. Birinde işte milyonla, birinde binlerle konuşuyorlar. Henüz daha bunun tam olarak ayrımına varamadım ama sanırım bugün içinde herhalde çözerim diye düşünüyorum bunu da. Sonrasında böyle etrafınızı bir sürü taksici kaplıyor. Hepsi böyle götürmek için sürekli sizinle konuşmaya çalışıyorlar. Yaklaşık olarak 20 dolardan aştılar fiyatı. En son işte 10 dolar gibi bir rakama anlaştık. Ve o şekilde de beni getirdi kalacağım yere. Bu arada yine havaalanıyla şehir merkezi arası biraz uzak. O yüzden bir 50 dakika 55 dakika kadar falan sürdü buraya gelebilmek. Bildiğim kadarıyla gece toplu ulaşım tamamıyla çalışmıyormuş. O yüzden yani gece yarısı da olması sebebiyle ben taksiye binmeyi daha çok tercih ettim. Bugün gün içinde kendime hat alacağım. Sonrasında zaten sürekli paylaşım yapabiliyor da olurum diye düşünüyorum en azından. Benim için yeni bir macera ve ilk defa böyle bir coğrafyaya geliyor oldum. Bunun dışında hani giyimle ilgili de gelirken çok endişelerim vardı. İşte nasıl giyinmeliyim, bir sıkıntı olur mu vesaire falan. Sonra bir baktım ki gayet rahatlar insanlar. Yani benim normal kendi dolabımdaki kıyafetlerim de gayet rahatlıkla yetermiş. Tek yapmamız gereken bu örtüyü, başınızı örtüyor olmak. Zaten uçak İran'a indiği an bir baktım uçaktaki herkes başlarını örtülerini geçirmeye başladılar. Geçerken de hiçbir sıkıntı yaşamadım, hiç bakmadılar. PCR testi zorunluluğu varmış, o yüzden sadece PCR testime baktılar. Pasaportumu kontrol ettiler ve çok hızlı bir şekilde kapıdan da geçiş yaptım. Umarım videomu beğenirsiniz ve beni de takip edersiniz. Bu güzel İran'daki gezimi sizinle elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışacağım. 7 gün buradayım. Bu gece trenle yaza geçeceğim. Videonun devamını izlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Ayrıca bana destek olmak için de kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. İran'la ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru varsa yorum bölümüne bırakırsanız elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyor olurum. Kendinize çok iyi bakın.
peynir ve ekmek aşırı lezzetli. Valla ne kadar yerim bilmiyorum ama çok güzel. Burası benim gece kaldığım yer. Benim dışımda bir kişi var. O da burada uyuyor. Geceliğini buraya 8 dolar verdim. Artık kahvaltı da dahil. Şu aşağı alanda kahvaltı yapılıyor bu arada. Gece de burada uyudum. Şöyle göstereyim. Şurada da dolaplar var. Eşyanızı dilerseniz böyle buralara koyabiliyorsunuz. Şu an kilitli gösteremedim. Gelin şuradakilerden gösterelim. Şöyle. Anahtarını da veriyorlar bu arada. Şöyle de bir anahtarı var. Yolun kenarından böyle bir su akıntısı var. Ama neden olduğunu anlamış değilim henüz. Sesim iyi geliyor mu bilmiyorum size ama kaldığım hostelde sim kart alabileceğim bir yeri tarif ettiler bana. Şu an sim kart alabileceğim yere doğru yürüyorum. Otobüse binebilirsin dediler ama yaklaşık bir 20-25 dakika. Alabiliyormuşum. Şimdi açılmasını bekliyorum. Anladığım kadarıyla saat 10'da açılıyormuş burası. Sonrasında size de paylaşırım. Şu an yerin ismini hatırlamıyorum ama alt tarafta yazarım. Hani orada size ihtiyacınız olursa ve havaalanında benim gibi almamış olursanız buradan gelirsiniz. Şimdi hatta alınca da size nasıl bir işlem yapıldığını paylaşıyorum. Üzerindekilerini yanlış okumadıysam 1910 yılında yapılmış bir tapınak çıkıyor. Size başıma gelenleri anlatayım. Sim kart için, alabilmek için o kadar orada bekledim açılmasını. Açıldıktan sonra epey bir beklemek zorunda kaldım. Ama sonunda aldığım cevap sim kart alamıyor olduğum. Çünkü pasaportum sistemde kayıtlı görünmüyormuş. Ve sistemde kayıtlı görünmediğim için de bana sim kart veremiyorlarmış. Bunu düzeltebilmek için pasaport kontrol merkezine gitmem gerekiyor. Yani havaalanına gitmem gerekiyor. Ama ben bunun için bu kadar vaktimi gerçekten harcamak istemiyorum. Çünkü Tahran'ın merkezine havaalanı yaklaşık bir saat uzaklıkta. O da hani taksiyle giderseniz ki gün içinde şimdi trafiğin de olduğunu varsayarsak eminim gidip gelmek benim için çok fazlasıyla eziyet haline gelecek diye düşünüyorum. O yüzden internetim ne yazık ki olmayacak. Artık konakladığım yerlerde internete sahip oldukça paylaşım yapıyor olurum. Yani biraz üzüldüm bu duruma açıkçası. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım? Ama yani buna bir çözüm bulunamıyor olması çok üzücü bir durum. Biraz canım sıkıldı. Çünkü kimseyle iletişim sağlayamıyor olacağım. Bu da benim için birazcık problem oluyor olacak. Neyse yapacak bir şey yok. Artık pes ettim. Tahran'da gezmeye karar verdim tekrardan. Şu an sokaklarda yürüyorum. Belli başlı en azından yerlere gidip akşama kadar dolaşıyor olacağım. Size de bilgilendiriyor olurum.